Arkadaşlar, üniversiteler genelde ta eskiden beri böyle üç misyon üzerine üç tane görevi var. İşte eğitim, araştırma ve topluma katkı diye. Bizim Atatürk Üniversitesi 131 üniversite arasında bu sene ilk 20 üniversiteye girdi ve araştırma üniversitesi oldu. Bizim dolayısıyla araştırma kısmımız daha da güçlendi. Ama Sayın Rektörüm, biraz önce Ayhan Hocam bir önceki dönemimizin rektör yardımcısıydı. Biz hem üniversitemizin üst yönetimi hem çalışan arkadaşlar hepimiz bu topluma katkı kısmını çok önemsiyoruz. Eğer biz ürettiğimiz bir şey insanların cebinde taalluk ediyorsa, insanlara bir fayda sağlayabiliyorsak, hiçbir şey yapamıyorsak onlara moral verebiliyorsak değerlidir. Bizi sebeplendiriyor. Ne yapabiliriz? Yani daha iyi bir oltu için ne yapabiliriz? Platform oluşturacak diye biziz. Yani Uygulamalı Bilimler Fakültesi fakültemiz var. Biz burada eğitim öğretimlerimiz de geleceklerde bir kısmı telefon açtılar. Yani hava şartlarından dolayı sanıyorum işte Muammer Başkan tarafından aradılar. Devlet kurumlarının birlikte olduğu, birlikte sinerji oluşturduğu bölgelerdir. Asıl amaç burada üniversitenin bilgi birikiminin sanayiye aktarılması. Katma değeri yüksek yazılımların, ürünlerin oluşmasını sağlamak. Biz de neler yapıyoruz? Dekanım dedi ki neler yapacağız? Biz de neler yapıyoruz? Onunla ilgili biraz kısa bilgi vereyim. Bizim bir kere 3 tane paydaşımız var. Bir öğrenciler, iş adamları ve akademisyenler. Yaklaşık 30 civarında akademisyen firmamız var. Orada şirket kurmuşlar. Bir kısmı danışmanlık yapıyor, bir kısmı da üretim yapıyor. Bir de öğrencilerimiz var. Her zaman bizim ön kuluçka kuluçka merkezimiz var. Yani öğrenciler orada gelip fikri varsa, bir girişimci fikri, herhangi bir şey, onun gelişimine katkılarda bulunuyoruz. Kurs veriyoruz, uzun. Türkiye'de bu patent biraz geç kalmış. 2016 yılına kadar da 67 üniversitede işte 17 tane patent başvurusu olmuş. Çok şükür şu anda... ...ve sanayiye uygulanabilir olması gerekiyor. Yeni derken dünya çapında bir yenilik aranıyor. Siz ben sadece Türkiye'de koruma altına almak istiyorum deseniz, dediğiniz gibi dünya çapında bir yenilik. 12 aylık bir kriter var. Burada da mesela sizin bir buluşunuz var. Bunu reddedilmiştir. Mutlaka tasarımınızın harita cinteliğe sahip olması gerekiyor. Tasarım tescil başvurularında lokal olarak 15 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 117 bin metrekarelik bir alana sahip teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyet yürütmekteyiz. Bünyemizde 7 tanesi destek firması olmak üzere toplamda 110 tane firma faaliyette bulunmakta. Bu firmalarımızdan 33 tanesi akademisyen firması olmakta. Bilindiği üzere normalde akademisyenler dışarıda 657 memurlar kanununa tabi oldukları için dışarıda firma açamıyorlar. Aslında açsalar bile imza yetkilerine sahip olmuyorlar ama teknoloji geliştirme bölgesinde firma açmak istedikleri zaman genel müdür yetkisinde ve imza yetkisinde olarak firmalarını açabiliyorlar. Devam etmekte. Bünyemizde yer alan firmaların istihdam etmiş oldukları personel sayısı 265 ve 2015'ten bu yana 7 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdi bünyemizde yer alan firmalar. Bu bir ek alan var ama orası tamamen teknokent. Bir de Afyon'la Uşak arasında yapılan bir şey var. O da biraz daha bizim alanın dışında. Kuluçka merkezi ise nasıl oluyor? İşte fikirlerini bilimsel araştırmalarını ticaretleştirmek isteyenlere aslında ayaklarını tam startup düzeyindeki girişimciler ayaklarını sağlam basmaları için kurulan bir mekan. Yani burada ticari faaliyet yürütülebiliyor, tüm Ar-Ge teşviklerinden yararlanabiliyor. Bölge dışında biz bunu nasıl yaparız dedik. Ayhan Hocam'la sizde hani talebiniz vardı sayın hocalarım. Organize sanayinin içerisinde kurduğumuzda, oranın içerisinde barındırdığımızda, organize sanayinin içerisinde yeni gelen firma diyelim ki bir üretim yapacak, teknolojik ya da kendine göre bir teknolojisi var basit de olsa. Bu diğer bütün her şeyden faydalanabilir mi? Diyelim ki şöyle bir şey, bir örnek üzerinden gidelim daha somut olsun. Diyelim ki dedi ki firma burası Oltu'da çok güzel işte kiremit muhteviyatını sağlayan toprak var. Ben bu topraktan bir yalıtım malzemesi üretmek istiyorum. Bununla ilişkin işte Avrupa'da falan da filan da bazı teknolojik ürünler var. Kuzeyde işte İsveç, Finlandiya'da. Ben buradan bunları getirmek istiyorum. Evet. Bunun hem teknoloji transferini yapacağım hem de burada böyle bir
Ar-Ge ile birlikte nasıl yapabilirim diye düşünürken, hani diyelim ki o ben tuğlasına başlayacağım ama daha sonrasında dış malzemesi, çatı malzemesi vesaire malzemesi yapacağım dedi. Öyle bir durumda nasıl bir hani planlama, nasıl bir yol, hani nereden başlanır, nereye doğru gidilir? Şimdi o konuda bunun orada aslında net. Hani bizim sınır demiş olduğumuz, hocamın da söylemiş olduğu TGB sınırları içerisinde ya da Kuluçka Merkezi sınırları içerisinde. Hani biz biraz önce dedik ya, 15 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 117 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Aslında o 117 bin metrekare alanın içerisinde üretim yapılsa, mesela Aşkale Çimento, orada çimentoyu üretse bütün teşviklerden yararlanıyor. Bizde Oltu'daki organize sanayici. Ama işte organize sanayinin sınırları ayrı oluyor. Mesela kurulacak Kuluçka Merkezi'nin sınırları ayrı oluyor. Kuluçka'yı organize sanayi içine kursak yok. Kursanız da, şimdi hocam şey olacak, mevzuatta şey diyeceğiz ya, ben size öğleden sonra evrakları göstereceğim. Diyor ki yapı ruhsat belgesi, işte sınırlarını gösteren belge vesaire. O orada diyeceksiniz. Halledildi diye. Teşviklerden faydalanır. Oranın hepsini kapsayacaksa. Yani o söylemiş olduğunuz sınırların içerisine hepsi girecekse, atıyorum 10 bin metrekarelik alandır OSB. OSB'nin hepsi 10 bin metre ya da kuruluşa merkezde 10 bin metrekareye yayılırsa bütün teşviklerden faydalanır. Dikiş, yani sayanın dikişlerini yapıyorum. Daha sonra tabanla beraber bunu üretmek istiyorum. Evet. Böyle bir kuluçka oluşturma şansımız olur mu? Yine belediye şirketleri olarak. Aslında kuluçka bir yapı. Siz orada yürütmüş olduğunuz faaliyeti bana söylediniz. Evet. Siz bir kısmının. Aslında diyorsunuz baştan sona aslında mesela bir... diyelim ben faydalanabilir miyim? Efendim? Dikiş makinelerden faydalanabilir miyim? Faydalanabilirsiniz de işte dediğim gibi orada bir proje yazmanız gerekiyor. Evet. Siz projeyi mesela hangi işi hangi kısmını yapıyorsanız onu projeye dökmeniz gerekiyor. Evet. Proje kapsamında diyorsunuz mesela dikişi ben dikiş makinesiyle yapacağım yani. Evet, tabii. Ama onun bir teknolojik yönünün olması gerekiyor. Yani öyle her şey mesela Kosket'teki gibi ya da başkaları gibi kabul edilmiyor. Burada mesela teknokent mevzuatına uygun olması gerekiyor. Bir yenilik olması gerekiyor. Ya da ürünün ticaretleştirilebilir olması gerekiyor. Başvuru yapamadığı için bizim hani üniversitelerin coğrafi işaret tescili de olmuyor doğal olarak. Çünkü başvuru yapamıyorlar. O yüzden biz hani onları sergilemek için onlarla ilgili fuarlara katılım sağlamıyoruz. Ama dediğim gibi genelde coğrafi işaret tescilini Erzurum'dakilerin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvuruyor.